Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi, Elmalar Mahallesi Muhtarı Ali Kardeş, azalar ve mahalle halkından, vatandaşlarımızla mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Muhtarlığınız nail olmasını diliyoruz efendim. Sağ olun. Kaç dönemdir muhtarsınız? Birinci dönem seçildiniz. Kaç aday çıkmıştı karşınıza? İki adaylık. Seninle birlikte iki adaylık, evet, değil mi? Adaylık. Kaç oy fark attınız? 157. Seçimlerde bu halka vaatlerde bulundunuz mu efendim? Hiçbir vaatte bulunmadım. Hiçbir vaatte bulunmadınız. Köyün eksiklerini bildiğimiz için yapılmadan inanmam vaatlere. Evet, yapılmadan inanmam diyorsun. Tabii. Onun için de vaatte bulunmadınız. Vaat yok. Evet. İş bitmeden, yapılmadan inanasında gelmedi. Evet. Evet. Ağzı arkadaşımızın ismi ne? Evet, Mehmet Gözükara. Mehmet Gözükara. Evet. Gözükara mahallesi de vardı orada gördüm. Aşağıda bizim oba Oraş'tı. Oba dediğimiz orası. Gözükara. Evet, orası kaç hane? Nüfus ne kadar? Orası birleşti zaten. Birleşti zaten. Aynı birleşti. Evet, birleşti. Gözükaralar biraz da köyün içinde var. Biraz orada oturuyor. Evet. Önceden göçenler biraz da burada oturuyordu köyde. Kaç obadan oluşuyordu? Oralar şimdi sokak oldu efendim. 5-6 obadan oluşuyordu. Obadan oluşuyordu. Yaklaşık birleşti. Bir obamız uzak sadece. Nüfusumuz ne kadar? Nüfusumuz 5000 küsürdü. 5,5 civarında var dedi. Türkiye'de birçok ilçeden büyük nüfusa sahip sayın izleyiciler burası. İşte muhtar arkadaşımızın ondan dolayı sorumluluğu fazla değil mi efendim? Evet. Mesela bir çırpıda sayabiliriz. Sivas'ın Altınyaylı ilçesinin 2000 nüfusu var. Ulaş ilçesinin 2400 nüfusu var. Karaman'ın Ayrancı ilçesinin 2100 nüfusu var. Başyaylı'nın 3500 nüfusu var. Sarıveller'in 3000 nüfusu var. Hatay'a şurada Kumlu'nun 5000 nüfusu var. Yani birçok daha sayabiliriz. Daha Musa Beli'nin 1100 nüfusu var. Daha fazla ya. Kilis'te. Yani nüfusunuz birçok ilçeden fazla arkadaşım. Yani oralarda ne var? Kaymakam var. İlçe jandarma, işte ilçe polis teşkilatı, her şey var. İlçe tarımı her şey var. Devlet imkanları daha çok orada. Evet. Yani aslında burası bir ilçe de olabilirmiş. Değil mi efendim? Evet. Olabilir. Çok büyük. Ben gördüm. Oradan bir girdik, geliyoruz bitmiyor arkadaşlar. Görünmüyor. Muhtar arkadaşı da tebrik ediyoruz. Sıcak asfalt attırmış. Değil mi efendim? Evet. Evet. Bu röportajı da tüm muhtarların izlemesini istiyorum. Sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak. Daha önce de Gaziantep'te Fatma Şahin sıcak asfalt yaptırmıştı bu mahalleye dönüşen köylere gördük. Burada da Kahramanmaraş'ta da ilk burada gördüm. Başka yerde görmedim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Bey'in fonksiyonları, yardımları çok oldu. Evet. Şu an yarıda inşaat halinde gördüğünüz gibi. Evet. Hava şartları dolayısıyla. Yol genişletme çalışmaları var, onları gördük. Evet. Devam edecek. Antep yoluna avuşacak inşallah. Evet. Altyapısı yapılmış mı efendim? Altyapısı da var. Altyapısı yapıldı. Bütün o mahallelerin yani diğer sokaklarında. Çoğunlukta var. Çoğunlukta var. Sokaklarımızın parke taşları tamamlandı. Parke taşları %30 civarında yapıldı. Geri kalanı ihaleye verildi. Bugün yarın başlanacak. Evet. Hava şartları uygun olduğunda başlanacak. Evet. Belediye başkanlarımızın sözü varmış. Bir parke taşı döşenmeyen, mahalleye dönüşen köy bırakmayacağız demişler. Evet. Bütün muhtar arkadaşlar öyle söylüyor. Bir ihalesi yapılmış. Geçen 12 Şubat'ta birkaç yeri ziyaret ettik. 65 bin metrekare, 50 bin metrekare parke taşı döşenmiş. Oradaki 12 Şubat'taki mahalleye dönüşen köyler arkadaşlar. Evet. Burada da işte daha bu ikinci ziyaretimiz. Birkaç arkadaşı aradık. Kimisi valilikte, kimisi belediye başkanıyla görüşmek için gitmişler. Belli saat verdiler. Görüşeceğiz onlarla da. Biz halkın sorunlarını genel idareleri, genel yapı taşı olan muhtarlar aracılığıyla tüm dünyaya duyuruyoruz. Yani daha önce de muhtarların sesi yoktu arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iki olduğu toplantı yapıyor. Değil mi efendim? Evet. Çünkü her gazetemizin her sayısını onlara da gönderiyoruz. Yani bu röportajlarımızdan onların da bilgisi oluyor. Evet muhtarım. Muhtarlık odamız var. Taziye evi olarak da mı kullanıyoruz? Gördük o yolun kenarında. Muhtarlık odamız var. Taziye evini yok. Yok. Bize söz verildi. Evet. Bu yıl inşallah başlayacaklar.
Çocuk parkımız var mı? Gençlerimizin futbol, voleybol, basketbol oynayacağı spor kompleksimiz var mı efendim? Nüfusumuz çok büyük. Eskiden top sahamız vardı. Top sahamız vardı. Onu elden geçirecek tenisleri. Evet. Evet. Küçük değil mi efendim? Ha, tadilatının restorasını yapacak, bize söz verdiler. Evet. Ağzı arkadaşa söz hakkı verelim. Evet. Ağzalarımız Allah rızası için hizmet yapıyor. Çünkü devletimiz muhtarlarımıza belli bir ödenek veriyor değil mi efendim? Evet. Muhtar neye imza atarsa ağzalarımız da atıyor mu? Atıyor. Atıyor işte. Evet. Bak, gönül işi değil mi efendim? Ağzalık gönül işi. Köye hizmet bizi. Köye işte hizmet işte, çünkü mıklar, geçici bir mekan burada değil mi efendim? Yanına işte yanına doğru şey yok, yoldaş oluyor. Beraber hizmet yapıyor evet. İşte. Amacımız hizmet değil mi efendim? Evet. Şimdi de hacı arkadaşımız. İsim neydi efendim? Hüseyin Topal. Hüseyin Topal. Ne zaman hacca gittik efendim? 2007'de gittim. 2007'de gittin. İnşallah bize de nasip eder. İnşallah. Allah'ım diyoruz. Siz ne istiyorsunuz efendim? Mahallemizin ne sorunu, eksiği var sizin gözünüzde? Mahallemizin çok eksikleri vardı. Mutlar Odoğlu eksikleri gidermek için canla başla çalışıyor. Evet. Arkeleri başlattırdı yarım işte. Gördüğünüz yolumuz yarım. Şu anda da işte bu hava şartlarından dolayı. Su da geldi dikkat edin. Bunlar bir günden çalışıyoruz zaten. 8-9 ay oldu. Evet, 10 ay oldu. 11. Evet. Ay içine girdik. Bir aydan beri de yağmur yağıyor. Zaten hiçbir işlem yapılmıyor. Hizmetler yağda evet. Kaldı böyle. Doğru. Maşallah bu sene yağışlar iyi sayın izleyiciler. Geçen yıl birçok yerde kuraklık nedeniyle içme suyu sorunu vardı. En çok onu haber yaptık insanlar. Evet. Çünkü su eşittir hayattır diyoruz. Değil mi? Muhtarımız belediye başkanlarıyla devamlı birlik beraberlikle. Şahişler sizler. Muhtarımız zaten güzel bir insan, kalbinin temizliği de yüzüne vurmuş. Zaten halk kendini ondan tercih etmiş. Güzel olmaz da zaten vermez. Evet, yoksa yani hiçbir vaatte de bulunmamış. Nüfusu 5-6 bin nüfusu var. Seçmez. Boş vaatleri vermek, insanları umutlandırmak istemiyoruz değil mi? İstemiyoruz. Yapmazsan evet. İnanmazlar. Sonra ben alayım şurayı. Evet, arkadaşımıza söz hakkı verelim. İsim ne efendim? Ertuğrul kardeş. Ertuğrul kardeş. Muhtarımı neyi olursun? Amca olayım. Amca olursunuz. Evet işte amcaoğullara da çok büyük görev düşüyor. Amcaoğulları muhtarlarımızı en önce destekleyecek. Tabii. Yani ağzı olmadınız ama yine de yok, amca olayım. Destekleyeceksiniz tabii. Değil mi efendim? Tabii. Köyümüze, mahallemize ne yapılmalı? Mahallemize öncelikle bir tazeme yapılmalı. Evet. Bir tazememiz yok. Evet. Millet kendi evinde taze yerini kullanıyor. Halkı işte milleti kendi evinde ağırlıyor. Ben ama bizim yerimiz geniş olsa, taze ev olsa, orada millete ağırladık, güzel olur. Çok iyi olur, evet. Evet. Bayanlar, erkekleri çok gördüm, Antep yöresinde. Bu bir kültür olmuş sayın seyirciler. Bayanlar ayrı, erkekler ayrı yapmışlar. Taze evler yine yan yana, onlar yer ayrı, onlar yer ayrı. Yani Kur'an okunduğunu onlar da duyuyor. Evet. İşte çay servis yapanlar, erkekler ayrı, bayanlar ayrı yapıyor. Çok güzel yapmışlar. Her şey var içerisinde, buzdolabı, aklınıza ne gelirse iç dizaynı da yapmışlar. Bu kültür Maraş'ta da var. Yavaş yavaş başlıyor. Biz bu kültürün tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Hepimizin evi 2 oda 3 oda. Doğru mu efendim? Evet. Bütün mahalle altını veya köy altını ağırlayacak durumda değiliz ama taze evler bu iş için çok güzel bir hizmet. Yerler, hizmetler. Tabii, bir de çocuk parkımız yok. Çocuk parkımız. Çocukların evlenecek bir yeri yok. Evet, spor kompleksi mutlaka yapılmalı diyoruz. Tabii, çocuk parkı olması lazım. Evet, arkadaşımıza söz hakkı verelim. İsim ne efendim? Ali Zincirdir abi. Evet, siz ne istiyorsunuz efendim? Biz muhtarımızı desteklemek için çalışıyoruz. Evet. Muhtarımız hizmet getiriyor. Eksiklerimiz var. Onları muhtarımız eksikleri götürmek için gayret içinde belediye başkanımız. Vasfasıyla çalışıyorlar beraber. Mücadele ediyorlar, doğru mu? Mücadele ediyorlar. Evet, arkadaşımız? Muhtarın emmisiyim ben. Amcası. Amcasısın. Evet. İsim ne efendim? Yaşar. Yaşar kardeş. Evet, soy isminiz çok güzel. Ben çok seviyorum. Türkiye'de birçok yerde röportaj yaptık. Bana hep kardeşim diye hitap eden muhtarlar da oldu. Onun için kardeş, işte yani benden sana zarar gelmez ifade aslında ediyor. Değil mi efendim? Kardeşim yani. Tabii. Değil mi efendim? Güzel bir şey. Tabii, yeğenimiz elini taşın altına koymuş da dediğimiz gibi yani Türkiye'de nereden baksak 50-60 taneden belki daha fazla ilçeden nüfusu fazla buranın evet. Sorumluluğu fazla muhtar arkadaşım. Ancak çok. Evet. Sorumluluğu çok. İkili ilişkiler iyi gördüğüm kadarıyla çalışıyor. İşte ilk buradan başlamış. Gücü yettiğini yapıyor. Evet. Gücü yetmezse de ne yapsın? Evet. Muhtarımızın çalışıyor. Babasına şöyle Nermin Hanım şey yapalım. Evet. Muhtarımızın babası ismi ne efendim? Mehmet kardeş. Mehmet kardeş. Evet Mehmet amca. Buyur. Muhtar adayı olacağı zaman ilk sana mı danıştın? Evet.
Siz ne dediniz? Biz de dedik halk isterse olur. Muhtalağı on dedik halk isterse. Halk da istedi. Evet. Allah'a şükür. 157 farkına evet. aldı. Çalışıyor. Çalışmaları var. İşte dediğim biri yol sorunlarımız var. Evet. Mahalle arasına kum dökülecek. O sorunumuz var. Taş yapılacak. O sorunumuz var. Şey yapılacak. Taze evi. O sorunumuz evet. da var. Top sahasımız. Futbol sahası. O şey dar geliyor. Mahalle evet. arasında kalmış. Onu istiyoruz. Yani elimizden ne gelirse. Evet yani. Köye hizmet. Ya mahallemizin yaşam standartlarını yükseltmek istiyoruz değil mi? Evet. Köyümüzü kalkınmak için evet. elimizden geldiği kadar çalışacak vatandaşa. Ne diyorsun? Taraf tutmayacak. Her tarafı herkes bir gözle görecek. Elimizden geleni Allah'a şükür evet. yapacağız. Hizmet yapacağız. Diyor. Evet. Hizmet yapacağız. Muhtarımızın da kardeşi. Teşekkür ediyoruz. Muhtarımızın babasına. Muhtar kardeşi. İsim efendim? Mustafa kardeş. Mustafa kardeş. Kaç kardeşsiniz? Önce onu soralım bakalım. 7. 7 kardeş. Hepsi erkek mi? Hepsi erkek. Hepsi erkek. Allah sağlık uzun ömür versin. Siz ne istiyorsunuz mahallemize? Abiniz galiba doğru mu efendim? Evet. Yardımcı oluyor musunuz? Bizim köyde büyükbaş hayvancılık var. Çok var. Bir de tapu yedi. Bunlara daha destek vermesini istiyor. Bu da işte tapu. Köyün tapusu yok arazilerin. Tapusunu istiyor. Evet. Hiçbir arazi. Hazine arazisi mi muhtarım? Onu muhtarımla bir şey yapacağız. Evet. Orman arazisi. Onu istiyor. Hayvancılığa da biraz daha destek. Destek istiyoruz değil mi efendim? Başka bir şey. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşımız güzel bir konuya değindi. Evet muhtarım bu tapu sorununu sizden dinlemek istiyoruz. Hazine arazisi mi burası efendim? Hazine arazisi mi? Orman. Orman mı? İki B'ye var mı? İki B'ye ölçümü yapıldı mı efendim? Orman değil. Orman değil. Orman değil. Orman yer belli. Evet. Orman yerlerine ayırdı. Orman telini çekti, ormanını dikti. Kalan yerde daha önceki mutların zamanında ölçüm yapıldı. Birkaç kişinin yüzünden mahkemeye düştük. Evet. 3 yıldan beri mahkemeye gidiyor. Tapularımız orada kaldı. Duruyor değil mi? Tapu olmayan için ne bir tapularımıza destek alabiliyor, ne bir ahır yapabiliyor, ne bir ev yapabiliyor. Hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyor. Evet. Abone alamıyor. En büyük sorunumuz en büyük sorunumuz o yani. Tapu. Tapu sorunu çözülmeli diyor. Doğru mu? Tapu çıkmış. Şeyler belli olmuş. Parseller niye? Evet. Birkaç kişinin yeri orman çıkmış. Evet. Ormanın yüzüne bizim tapular da şey olmuş. Ben iyi de orman çıktı. Tapulu yerim de çıktı. Evet. Eğer ki miktar tapulu yeri de orman çıkan yeri de tapu göster. Yoksa şey almıyorum demiş. Almıyorum demiş. Ötekinin yüzüne benim de tapum. Benim de orman yerim çıkıyor çıksın. Tapulu yerimi alayım ötekiler de. O yani tapu yüzünden bu hayvancılık hiç ilerlemiyor. Şimdi 5000 ise bu tapu şey olsa ya da 15.000'e çıkardı bizim hayvancılık işimiz. Herkes ahır yapar. Herkes ahır yapar. Greda alır. Hayvancılığı da etkiledi yani. Doğru mu? Her şeyimizi etkiledi bu. Her tapu işi. Her şeyimizi. En evet. büyük sorunumuz aslında bu tapu işi. Tapu. Yoldan dönemde. 150 yıllık bildiğimiz kadarıyla 150 yıllık yerleşim olan bir köyün evlerimizin tapusu yok. Evlerimizin tapusu yok. Evet. Burada, bütün mahallelerin tamam mı mahallenin aynı tamam. hepsi mi? Aynı bir yerde geçmiş. Az bir yerde. Onda imar iskan verdi tabanları. Az bir yerde imara girilmiş. Evet. Onların dışında %80'in tapusu yok. Evleri. 150 yıllık yerleşim yerinin tapusu yok. Evet sağ olun. Buna dayanarak. En büyük sorunumuz bu aslında bizim. Elektrikçi, elektrik abonesinden tut. Akıl ruhsatına kadar su abonesi hiçbir şey alamazsınız. Evet sayın ya tapu sorunu tapu sorunu çözülsün diyoruz. Manşeti buna atıyor. Evet, evet. Kırsal evet. kalkınma seçenek sunuyor. Vardığımız zaman tapu soruyor. Evet, tapu olmasa hiçbir şey yapamazsınız. Tarım krediye varıyorum. Devletin hibeli şeylerinden malzemelerinden faydalanmak için varıyorum. Tapu soruyor. Evet. Yok. Güzel buna en kısa zamanda çözüm. Buna ya Cumhurbaşkanımızla da belgesel bana bulacağım yani. Mutlaları çağırsa mutlarından ben de gideceğim. Onu diyeceğim gidip Cumhurbaşkanı. Evet. Sayın izleyiciler biz zaten sizin sesinizi tüm dünyaya duyuyoruz. Yani bunu biz dünyanın arama motoru internete Google atıyor. Dünyada ne kadar Türk vatandaşımız varsa izleme şansına sahip. Artı yetkilerimizle izliyoruz sayın izleyiciler. Biz tapu sorununa çözüm istiyoruz. Geçenlerde yine bu
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir 65 yaşında teyze sizin bu konuyu gündeme getirdi. Geçen yine başka bir yerde yine gündeme getirdiler. 5-6 tane böyle elimizde şey var. Bu sayıda da var yayınlanan toplu sorunu çözülsün diye. Buna özel önem gösteriyoruz. Toplulaşma da istiyoruz. Meles malları dağılmış. Evet. Kimse hiçbir şeye faydası da faydalanamıyor. Bunlara mutlaka hükümetin çözüm getirmesini istiyoruz biz. Halk istiyor, doğru mu efendim? Halk sizin saatimiz araştırmacı gazeteci olarak tüm dünyaya duyuruyoruz. Burada tapu sorunu en önemli sorun diyoruz o zaman. Başlı sorunumuz. Tapu. Tapu bizim sorunumuz. Ya ormanla bir ilgisi yok yerlerimizin. Geçmiş. Ormana yerini aldı. Evet, anladım arkadaşlar. Ormanın yerinin geçti. Bir tane de kaya alalım muhtarım onunla ilgili. Arkadaşımız bize bir yer gösterirse orayı yayınlayalım. Onu da görsel olarak da yayınlıyoruz. Tek internet atmakla kalmıyoruz. Görsel olarak da yayınlıyoruz. İlgililere de gönderiyoruz. Evet sayın izleyiciler bugün araştırmacı gazeteci Süleyman Duran, Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi muhtarı Ali Kardeş ve azaları ve mahalle halkıyla mahallenin sorunları, vatandaşlarımızın sorunları hakkında röportaj yaptık. Kendilerine Türkiye'de Mutlu Adana Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.